Merhaba arkadaşlar, şirketten eve döndüm. Bugün Temmuz 1 oldu. Görebiliyor musunuz? Evet, Temmuz 1 oldu. Temmuz'un birinci gün olduğu için hedeflerimi belirleyip sizinle paylaşmak istediğim için video açıyorum. Evet. Ve evet, hedeflerimi paylaşmadan önce öncelikle size neler aldıklarımı göstereceğim. Çünkü hedeflerimle bayağı ilgili olduğu için. Birinci olarak evet, günlük aldım. 3 aylık. Aslında günlük, evet, bunu daha önce sizinle paylaşmıştım. Şu günlük, evet, 6 ay kullandıktan sonra kağıdı da ekleyemiyorum. O yüzden yeni günlüğü almıştım. Geçen vlogumda bahsettiğim gibi Nisan, Mayıs, Haziran çok meşguldum. Evet, işlerim çok yoğundu. Bu ayından itibaren yani 3 ay gibi yani Temmuz, Ağustos, Eylül yoğun olmayacağını düşünüyorum. Neyse, o yüzden 3 ayı dolu dolu yaşamak için şöyle 3 aylık evet günlüğü aldım. Evet. Şu gerçekten içi hani sade tasarım var. Şöyle. Ve ikinci olarak Miracle Morning diye bir kitap. Evet. Bugünlerde Kore'de erken kalkıp kendi kendine zaman ayırmak biraz popüler oldu. Ve ikinci olarak Miracle Morning diye bir kitap aldım. Bugünlerde Kore'de erken kalkıp yani sabah 6 gibi erken kalkıp kendi kendine zaman ayırmak biraz popüler olmaya başladı. Yani mesela spor yaparak ya da meditasyon yaparak kendisine zaman ayırmak evet gerçekten popüler olmaya başladı. O yüzden ben de bir deneyeceğim dedim. Evet. Ama yapabilecek miyim bilmiyorum. Ve üçüncü olarak aldığım ise şu evet not defterlerim. Aslında şunları evet daha önce göstermiştim daha önceki vlogumda. Bu ayda aldıklarım değil ama hiç kullanamadım. Neyse şunu kullanacağım. En çok kullanmak istediğim ise şu. Şu ise kontrol kağıdı. Burada bir ay boyunca hedeflerimi ne kadar yaptığımı, ne kadar gerçekleştiğimi göstermiş olacak. Evet. Evet. Benim birinci hedefim ise evet, erken kalkmak, Miracle Morning yapmak ve ikinci olarak köpeğimle yürümeye, dışarıya çıkmak. Evet. Her gün yapamayacağımı düşünüyorum çünkü yağmur da yağacak. Ama en azından haftada 3 gün yapmayı planlıyorum. Ve defterleri aldım. Benim 3. hedefim ise bu ay en azından 2 tane kitap okumak. Aslında çok az ama en azından 2 tane okuyayım dedim. Ve okuduklarımı burada yazacağım. Yani hissettiklerimi, düşüncelerimi kitap okuduktan sonra ve güzel cümleler varsa burada aynısını yazmayı düşünüyorum. Evet, o yüzden şunu aldım. Ve şu büyük defter ise evet, YouTube defteri. Şurada evet, fikir notları alacağım. Evet, yani meşgul olduğum zaman aslında çekmek istediğim şeyler yok. Yani sadece vlogumu çekmiştim çünkü çok yoğundu, çok evet yorulmuştum. Evet, o yüzden çekmek istediğim yoktu aslında. Açıkça söylersem evet öyleydim ama şimdi bir nefes aldıktan sonra çok fazla çekmek istediklerim var. Aslında çok mutluyum. O yüzden şurada neler çekeceğimi yazacağım. Konularını, fikirlerimi şurada yazacağım. Evet arkadaşlar. Bu ayın evet çok fazla video çekmeyi düşünüyorum. Umarım. About last night to make
Gerçekten hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Aynı zamanda bolca dinlenmek de istiyorum. Evet, o yüzden vlogumun konusu hedeflerimi gerçekleştirmek ve iyice dinlenmek olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, o zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ayın yarısı geçti. O yüzden size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet. Marmin'le her gün yürüyebilirdim ama maalesef Miracle Morning. Evet, sadece 3 gün yapabilirdim. Fail.